Merhaba arkadaşlar, bugün şarap fabrikasındayız arkadaşlar. Avşan önemli bir değeri olan şarap fabrikasındayız. Şu an ablamızdan bilgi alıyoruz. Şimdi herhangi bir damlacığı kalmaması adına, yapıyı bozmaması adına. Daha sonra burada dolum gerçekleşiyor. En son etapta da mantarlara takılıyor. Kaç derecede? Evet, muhtemelen şurası saklama yerleri. Ben öyle düşünüyorum şu an. Evet. Yine bak. Gizemli kafe. Merhaba. Evet. Gizemli kafe. Şu an ben... Evet, buradayız şu an. Uzun kafede bahsettiğim olay örgüsü gerçekleşir. Seçilir vesaire. Çatlatma olur. Fermentasyon için tanklara aktarılır. Bu döngü evet dediğiniz gibi sezon durumuna göre. Fakat dolum, etiket vesaire bunlar... Parça göre de olabiliyor, stok durumuna göre de olabiliyor. Yani böyle sirkülasyon sağlanıyor aslında. Nereye gönderiyorsunuz? Kedi yere gönderiyorsunuz. Yani evet, gönderiliyor. Yurt dışına daha az şeyde gönderiliyor diye biliyorum. Hani çok yüksek gönderilmiyor maliyetinden dolayı vesaire. Ama ülkenin tabii, yani zaten İstanbul'dan esas dağıtım sağlanıyor. Ama bildiğim kadarıyla hemen hemen halledebiliyoruz. Güzel. Evet. Zaten Avrupa'da şey. Evet, ben çok beğendim şu an burayı arkadaşlar. Evet, şu an burada galiba, evet, buranın çok güzel bir şeyi var. Evet arkadaşlar, ben bayıldım buraya şu an. Altta da bir şey var galiba. Ama altı kilitli herhalde. Mira gidiyoruz. Nereye iniyoruz? Oo arkadaşlar, mahzene gidiyoruz şu an. Evet, mahzene gidiyoruz. Wow. Wow. Evet. Wow. Bir şey soracaktım. Sormuş. Ne kadar tutuyorsunuz? Evet arkadaşlar, bunların içinde şu an şarap var. Üzüm şarap. Merlot Manisa. Yani bu Manisa'dan gelmiş şarabın markası ve yılı bak. 2021. Evet arkadaşlar, çok aşırı böyle tüyler ürperdi diyor ama çok güzel. Bir ton şu an şey var. Evet, şu an sesim duyuluyor mu hiç fikrim yok çünkü bütün sesler yankı ediyor şu an. Yankı yapıyor. Evet. 101 2021 yapımı. 2021 2020 2021. Evet arkadaşlar, çok güzel burası. Evet, Boğaz Kere. 2022, 2020 çok güzel. Burada öküz gözü var. 2021. En can alıcı. Dediğim gibi iki maksat için buradalar. Birincisi, meşenin aromasını tamamen şaraba kazandırabilmek. Meşe bu aynı zamanda. Evet, meşe evet, evet, evet. Aynen öyle. Tamamen meşeden yapılıyor. Aynen öyle. İkincisi de meşenin gözenekli bir yapısı var ve bu yapı sayesinde şaraba mikron seviyede hava aldırıyor. Bu sayede de şarap törpüleniyor. Hem birçok da aroma açığa çıkıyor aslında. Daha da keyifli, daha da hani olgun bir vaziyete geliyor. O şekilde. Dediğim gibi 12 ile 16 ay arasında değil mi beklemeleri de? Meşe ağacında. Evet. Meşe, Fransız meşe. Türk meşesi olmuyor mu? Evet, Fransa'dan geliyormuş bu üzümler. Ağaç olarak mı geliyor? Hazır olarak. Grubanın içine bakabilirsiniz, o şey. Hangisi açık ya? Mira bir tanesinin içi açıkmış, ona bakalım. Bir şey soracağım ben size. Kapatayım, bak çek üzerindeki. Çok güzel. Şişeyi de.
güneşe arabasını alabilmesi için 12 ve 16 ay arası bekledi. Yukarıya tekrar çekti. Filipe'den sonra geçti. 2-3 yılında. 2-5 yılında hal okuyor. 2-5 yılında. 2-3 yılında bağlarca vesaire ürünler ekliyor vesaire. 2005'te de ilk ürünümüz zaten 2005 Cabernet Sauvignon. Onlar şu an da maalesef bir yanda var. Daha bu hafta doğru. İlk ürünümüz 2005 ürünü. Evet. Evet. İki filtre oluyor. Bir kapı filtre, bir ince filtre. Sonunda şişeye giriyor. Şişede mantar beraber yatık vaziyette bekliyor. Ki zaten şeyde de yıllandırılma potansiyeli olan şaraplarda da doğal mantar kullanılıyor. Bu sayede de yine gelişiyor. Şu yan tarafa da bakalım. Yan tarafa şey... Evet arkadaşlar, yan tarafı gezdirmiyorlarmış. Ama biz yine de bakacağız. Bir dakika, baktıracaklar galiba. Aha çoğumun yan tarafı da baktıracaklar. Oh my god. Wow. O küçük serimiz bizim, etikete vuracağız onları. Şöyle yatırıyorsunuz. Şöyle yap. Kasaların içerisindekiler hepsi yatık vaziyettedir. Çıplak olarak bekletiyoruz. Etiketsiz çıplak olarak bekletiyoruz. Sevkiyat olacağı zaman. Evet, çok güzel. Evet, şu an. Oh my god. Şuna bakın. Evet, çok güzel. Evet, renkleri var. Bu siyah galiba. Evet, şu an. Çalışanlar var. Aslında buraya bizi sokmuyorlar. Hatta kimse sokmuyorlar. Fakat şu an bizi soktular. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Vaaay. İnanamıyorum. Bim bim bim. Bunlar ben bim kutularına benzedim. Bim veya ayrı bim. Şu 2019'un dekoltesi şu anda. 2019. 2019 değil mi? Evet, yani bir çizim bir şarap ama tamamen aslında kaliteyle alakalı. Evet. 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 Kaçtan başlıyoruz? 121'den. 121'den. Evet. Şarap al. Kızlar çıkalım isterseniz. Şimdi evet. Bunu seyredince bizimkiler niye şarap coşacaklar? Ben geçen sene almıştım. Hala duruyor. Ben yıllandırıyorum. Evet arkadaşlar, ay ben burayı çok merak ettim. Ne var acaba burada? Tek göründü bu şu an. Evet. Evet arkadaşlar, burası acil çıkış. Acil çıkış merak ettiğim şey. Wow. Çıkıyoruz. Çünkü bazen. Evet, gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an çıkıyorum fabrikadan. Her yerde acil çıkış yapıyor. Evet arkadaşlar, fabrika ile ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazınız. Neresi diye bahsettiler. Evet, bakın arkadaşlar, burada saklıyorlar şarapları böyle içinde. Böyle bir sürü. Orada biraz. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şu an annemler tadım yapacak. Annene tadım yapacak. Yapmasın. Şarap tadımı, evet. Tadım yapmak. Yok, sen istemezsin bence anne. Hanımefendi, öyle mi? Tamam. Şarabımızı dolduracağız şimdi. Arkadaşlar. Beyazdan başlıyorum vermeye, sultaniye. Bir beyazın, bir pembe, bir de kırmızı var. Hangisini yok, hepsinden de ikram edebiliriz. Sadece istemediğim yer. Evet, tadımlık. Evet, şu an korkuyorum. Annemler yola çıkacağız. Annemler şu an yola bayılmasın falan. Olur mu?
ayrı. Ben minik az ayrı. Zaten onu koyacağım. Tamam. Minik. Bir yudumluk. Tamam. Evet. Bu beyaz. Bu sultaniye. Şöyle buyurun. Sultaniye. Evet. Açın. Oldukça yumuşak bir beyaz. Beyaz. Sultaniye bu. Evet. Denizli'den geliyor üzümü. Of anne. Güzel mi tadı? Çok güzel. Oo. Güzelmiş. Yumuşak değil mi? Güzel, çok güzel. Evet, beğendi annemler şu an. Kızlar, annemler çok beğendi şarapları. Evet arkadaşlar, annemler şarapları bayağı beğendiler şu an. Evet, şu an hangisini bak yapıyoruz? Merhaba. Şu an pembe. Pembe bu galiba. Evet, pembe şarap. Rose diye, evet. Ada karısı Rose. Rose diye geçiyordur. Rose gül. Güzel mi? Kırmızıya doğru gidebiliriz. Güzel mi? Güzel ama beyaz mı bu mu? Beyaz. Evet, beyaz galiba annemler çok beğendi. Kızlar en çok beyaz beğenildi. Beyaz beğendi. Evet. Bu arada tanıştırayım, bu Işıl'cığım. Bir dakika. Bu Mira'cığım. Gülersen. Evet. Aa, şu an galiba hangisini deniyoruz? Şu an hangisi? Cabernet Sauvignon Merlot. Merlot. İki özümden oluşuyor. İki özümden oluşuyor. Tamam. Ben kırmızıcıyım. Ben de kırmızı severim. Şimdi onu kıyaslayacağım. Oo. Çekebilir miyim sabah teyze? Tamam. Güzel mi? Güzel. Kabernet'den dolayı. Bunların fiyatları ne? Sultaniye ilk verdiğim 121. İkinci verdiğim 149. Kabernet'den burada 175 yanılmıyorsa. Ben beyazı emin olmadım. Sultaniye 121 fiyatı. 120. Ben de ondan bir tane alayım. Ben de beyaz. Tamam. Arkadaşlar, birinci annemler çok beğendi. Şu an bir tane daha alacaklar. Birer beyaz şarap alıp. Evet. Kızlar, annemler birer beyaz şarap alıyorlar kızlar. Hı? Annemler şarap alıyorlar. Bir tane şarap içtiler. Beyaz şarap, ondan bir tane daha alıyorlar. Evet. Yukarıdan alıyorlar. Çok teşekkürler. Ay. Evet. Basamak var anneciğim, dikkat et şimdi. Evet. Burada. Evet, gidiyoruz şu an. Teşekkürler. Şuradan geldik. Evet, oradan. Hadi bakalım. Evet, şu an çıktık arkadaşlar. Evet. Dursun, sen dışarıdan şöyle şeyini falan çekebilirsin. Geç. Çeviriyor. Biz arkadaşlar, burası da kafe herhalde. Buranın kafesi. Evet arkadaşlar, burada da aşırı tatlı bir kedi var ve şu an onu seveceğim. Oy. Tatlı şey. Çok tatlı arkadaşlar. Evet. Büyülü var. Oturma yerleri arkadaşlar. Burası çok güzel. Evet, burada şaraplar var. Evet. Burada böyle kuş yuvası var. Arkadaşlar, şunu gördünüz mü? Çok tatlı. Ay, burada bir tane daha var. Evet. Fiyat soruyorlar. Kızlar, bu arada dışarıda minicik minicik kediler var. Oo, evet. Ben bunun şeklini çok beğendim. Şişeleri eylemeyin o. Tamam. Duruşum şeyini çektim ve tabelasını falan. Evet, çektim. Anne, bir daha yer mi var? Bizim pansiyonda kedi yaşıyordu.
Bor içinden. Balkonda. Öyle mi? Balkonda bir de balkonda kedi yaşamıyor muydu? Yaşıyordu. Abi sen hangisi? Arkadaşlar. Oh. Evet şu an ben size malzemeyi göstereyim. Evet arkadaşlar çok güzel. Evet. Bayılıyorum. Şu manzaraya baksanıza ya. Hep bunların içinde ne var acaba? Boyum yeterse bakacağım. Bomboş örümcekler var. Evet. Burası da girişte. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugünkü avşa videomuz bitti. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.